Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah şöyle buyurur: "Ve la tahsabanna allazina kutilu fi sabilillahi amwata bel ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihin bima ataahumullah min fadlihi ve yestebşiruna billazina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim ve la hum yahzanun yestebşiruna bi ni'metin min Allah ve fadlin ve anna Allah la yudayyi'u ajral mu'minin." Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler. Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Allah'ın lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini doymaktadırlar. Onlar Allah'tan gelen nimet ve keremin Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesinin sevinci içindedirler. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Allah insanı dünyayı imar etmek ve onu ıslah etmek için yarattı. Ayrıca bu imar etme sürecinde insana yardımcı olacak şeyleri de bulundurdu ve insan canını da kutsal yaptı ki kim ona saldırırsa tüm insanlara saldırmış gibi olduğunu ve kim ona iyilik ederse tüm insanlara iyilik etmiş gibi olduğunu saydı. Allah Teala şöyle buyurur: "Kim bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın haksız yere bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur." İmar etme ve canı kurtarma hedefi sadece din ve vatanlarına sadık insanların büyük fedakarlıklarıyla gerçekleşen en ulvi hedeflerdendir. Bu insanlar din, vatan ve güvenli ve istikrarlı hayatın değerini bilip bu hedefi gerçekleştirmek için can ve mallarını feda etmişler. İşte bunlar Allah uğrunda zarar etmeyecek ve hep kazançlı bir ticaret yapmışlar. Allah Teala şöyle buyurur: "Allah şüphesiz Allah yolunda savaşıp öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını Tevrat, İncil ve Kur'an'da söz verilmiş bir hak olarak cennete karşılık satın almıştır. Verdiği sözü Allah'tan daha çok tutan kim vardır? Öyleyse yaptığınız alışverişe sevinin. Bu büyük başarıdır. Bunların cezası yaptıkları amelin cinsinden olur. Allah onların başkalarına sağlamak istediklerinden daha iyi olanı gerçekleştirip onların iyi niyetleri için güvenli, huzurlu ve ebedi hayatı bağışlamıştır. Allah Teala şöyle buyurur: "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Zira onlar diridirler. Fakat siz farkında değilsiniz." Allah yolunda şehitlik en yüksek makamlardan biridir ve sadece güzide insanlar için gerçekleşen çok ulvi bir hedeftir. Allah Teala şöyle buyurur: "Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaştır." Allah Teala şehidi kabir azabından ve kıyametteki sura üfleme sonucundaki ölümden kurtarır. Bir adam Resulullah'a gelip, "Ey Resulullah, niye şehit dışında kalan müminler kabirde imtihan edilirler?" diye sordu. Resulullah şu cevabı verdi: "Şehidin ölüm anında başının üstünde kılıçların barıltısını hissetmesi imtihan olarak ona yeter." Başka bir rivayette Peygamber Efendimiz Hazreti Cebrail'e sura öfürülmüş, Allah'ın dedikleri müstesna göklerde ve yerde olanların hepsi ölmüş ayetinde istisna edilenlerin kimler oldukları hususunda sorduğunda Hazreti Cebrail şehitler olduklarını söylemiştir. Şehitler için yüce makam olarak Hazreti Peygamber'in şu hadisi yeter.
Peygamber Efendimiz buyurdu ki, sınırda Allah yolunda nöbet tutanlar dışında her ölenin ameli suna erdirilir. Sınırda nöbet tutarken ölenin yaptığı işlerin sevabı kıyamet gününe kadar artarak devam eder. Bu nedenle şehitliği rızıklanan, faziletini gören ve makamına erişen insan dünyaya dönüp tekrar şehit olmayı diler. Hadiste Peygamber Efendimiz, cennete giren hiçbir kimse yeryüzündeki her şey kendisinin olsa bile dünyaya geri dönmeyi arzu etmez. Sadece şehit gördüğü aşırı itibar ve ikram sebebiyle tekrar dünyaya dönmeyi ve 10 defa şehit olmayı ister buyurmuştur. Şehitliğin fazileti için Peygamberimizin şu hadisi de kanıt olarak yeter. Efendimiz diyor ki, nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki isterdim ki Allah yolunda cihat edip öldürüleyim. Sonra yine cihat edip öldürüleyim. Sonra yine cihat edip öldürüleyim. Allah Teala şehitler için hazırladığı mükafat için sahabeler şehit olmayı çok arzu ederlerdi. İşte sahabi olan Amr bin Cemuh, Tubal olmasına rağmen Bedir Savaşı'na çıkmak istiyordu. Fakat Resulullah kabul etmedi. Uhud Savaşı olunca da oğullarına savaşa çıkmama izin verin dedi. Onlar, Resulullah seni mazeretli gördü. Çıkmayacaksın dediler. Onlara, siz Bedir günü benim cennete girmeme engel oldunuz. Uhud günü de mi benim cennete girmeme engel oluyorsunuz? Muhakkak çıkacağım dedi. İslam, mertlik, cesaret, erkeklik, iffet değerlerine sahip bir dindir. Canları, ırzları, malları ve hakları korur. Bu değerleri korumak ve bu ahlakları savunmak yüksek hedeflerdendir. Kim bunu gerçekleştirirken ölürse şehit olur. Halbuki şehitlik tek bir biçimle sınırlı değildir. Ama çeşitleri çoktur. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, malı uğrunda öldürülen şehittir. Ailesi uğrunda öldürülen şehittir. Dini uğrunda öldürülen şehittir. Kanı uğrunda öldürülen şehittir. Başka bir rivayette Hazreti Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah yolunda öldürülen şehit, enkaz altında kalarak ölen şehit, karın ağrısından ölen şehit, suda boğulan şehit, yırtıcı hayvan tarafından yenmiş olan şehit, zehirli hayvan sokarak ölen şehit, veba hastalığından ölen şehit, Allah için sınırda nöbet tutarken ölen şehit, ateşte yanarak ölen şehit, doğumda veya luhusa iken ölen kadın şehittir. Ve Allah Teala'dan ihlasla şehitlik isteyen, yatağında ölen de şehit olur. Gerçek şehit, gerçek dini kabullenen, ona sadık kalan ve uğrunda fedakarlık yapan kişidir. Resulullah şöyle buyurdu. Kim İslamiyet daha yüce olsun diye savaşıyorsa o Allah yolundadır. Şehit dünyada ve ahirette onurludur. Dünyada sunduğu fedakarlık, erkeklik ve kahramanlık örneği olarak onun adı ümmetin hafızasında nurla yazılı kalır. Şehit akıllarımızda ve kalbimizde kalacaktır. Ne kadar nesiller geçse geçsin şehitlerimizi unutmayacağız. Onları hep gururla hatırlayacağız. Ahirette de şehit, gurur, şeref ve güzellik şeklinde diriltilecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah yolunda yaralanan bir kimse kıyamet gününde yarasından kan akarak Allah'ın huzuruna gelir. Renk kan rengi, koku ise misk kokusudur. Şehitlerimiz başkaları uğrunda kendi canlarını feda etti ve ailelerini geride bıraktılar. Dolayısıyla şehit ailelerinin hakkını vermeliyiz. Onlar şehit babaları veya evlatları oldukları için onlara saygı duymalı ve iyilik edip şükranlarımızı sunmalıyız. Allah Teala şöyle buyurur. İyiliğin karşılığı ancak iyilik değil midir? Hazreti Peygamberimiz
Şöyle buyurur. İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükür etmez. Başka bir rivayette de size iyilik yapana siz de iyilik yapınız. Şayet verecek bir şey bulamazsanız karşılık vermek istediğinizi göstermek üzere kendisine dua ediniz. Zaten vatanı ve ırzı uğrunda canını feda eden insana ne iyilik edilirse yine azdır. Şehit çocuklarına ilgilenip babasızlığın acısını hissettirmemek için elimizden geleni yapmalıyız. Onların yüzlerini güldürerek iyi muamele etmeliyiz. Peygamber Efendimiz şehit ailelerine bizzat ilgilenip bakardı. Resulullah Mu'te savaşında şehit edilen Cafer bin Ebi Talib'in küçük çocuklarının sadece maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmeyip onlara baba gibi davranıp yüzlerine tebessüm eder, başlarını okşardı. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için Yüce Allah'tan bağışlanma dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların efendisi, son peygamber Hazreti Muhammed, Hazreti Muhammed'e, ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. Kıymetli Müslüman kardeşlerim, şehitlerimizin ailelerine karşı görevimiz büyüktür. Onlara güvenli ve istikrarlı bir yaşam sağlamak gerekir. Bunların babaları bize hayat vermek için canlarını feda edip şehit düştüler. Peygamber Efendimiz bize şehit çocuklarına bakıp destekleyenin sevap ve ecrini şöyle açıkladı. Resulullah şöyle buyurdu. Kim Allah yolunda cihada gidecek bir gaziyi donatır, cihad için gerekli olan ihtiyaçlarını karşılarsa bizzat cihada gitmiş gibi sevap kazanır. Cihada giden gazinin arkada bıraktığı ailesine güzelce bakıp onların ihtiyaçlarını karşılayan da bizzat cihat yapmış gibi sevap kazanır. Zeyd bin Eslem babasından rivayetle dedi ki Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh onunla pazara çıktım. Genç bir kadın Ömer'e arkasından yetişerek dedi ki ey müminlerin emiri kocam öldü. Geriye de küçük çocuklar bıraktı. Allah'a yemin ederim bir kuyum bahçesini dahi pişiremezler. Ziraatları da yok. Davarları da yok. Sırtlanın onları yiyeceğinden korkuyorum. Ben de Hufaf bin İma el-Gifari'nin kızıyım. Babam Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Hudeybiye'de bulunmuştu. Ömer onunla birlikte durmuş. Hiç yürümememişti. Yürümemişti. Sonra nesebin bize yakın birisi olarak merhaba sana dedi. Daha sonra evin avlusunda bağlı bulunan güçlü bir deveye yöneldi. Onun üzerine yiyecekle doldurduğu iki heybe yükledi. İki heybe arasına da nafakaları için harcayacakları bir mal ve giyecek elbiseler yükledi. Sonra da devenin yularını kadının eline verdikten sonra şunları söyledi. Haydi bu deveyi çek götür. Daha bunlar bitmeden Allah'tan size hayırlar gelecektir. Bir adam ey müminlerin emiri buna çok verdin deyince Ömer anan seni kaybetsin. Allah'a yemin ederim şu anda onun babasının ve kardeşinin bir süre bir kaleyi muhasara etmiş hallerini görüyor gibiyim. Daha sonra kaleyi fethettiler. Daha sonra artık biz o kaledeki baylarımızı şimdi almaya devam ediyoruz. Bu olayda Hazreti Ömer bin el-Hattab'in şehitlere ve ailelerine karşı görevimizin nasıl olduğunu öğrettiğini görüyoruz. Günümüzde bunu gerekli bir rol haline getirip şehitlerin çocuklarına bakıp acılarını paylaşmalıyız. Çünkü hepimiz hayatlarını feda eden şehit babalarına minnettarız. Şehit çocuklarının eğitimini destekleyip işlerini kolaylaştırmalıyız. Yetenekli olanlarını hak ettikleri yerde bulundurmalıyız. Hazreti Peygamber şehit ailelerini ziyaret eder. Onların gönüllerini alırdı. Mu'te savaşında şehit edilen Zeyd bin Harise'nin
ailesi onun ziyaret ettiği şehit ailelerdendir. Hazreti Peygamber şehit yakınlarını onurlandırır. Ehil olanlarına önemli görevler verir. Kabiliyetlerine göre bazı konularda beceri elde etmeleri için kendilerine imkan sağlar. Halbuki büyük sahabelerin bulunduğu orduya şehit çocuğu Üsame'yi komutan tayin etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz onun kumandanlığına da dil uzatıyorsunuz. Onun komutanlığına dil uzatıyorsanız, ondan evvel babasının komutanlığına dil uzatmışsınız. Allah'a yemin olsun ki o bu işe layıktı. Allah'a yemin olsun ki benim için insanların en sevimlisiydi. Allah'a yemin olsun ki bu da komutanlığa layıktır. Üsama bin Zeyd'i kastediyor. Ondan sonra gerçekten benim için insanların en sevimlisi olmuştur. Ayrıca şehitlerin ailelerine ve çocuklarına şehit babalarının salih amelleri sayesinde Allah'ın korumasına nail olduklarını müjdeliyoruz. Salih insanların iyiliği bu dünyada ve ahirette çocuklarına fayda sağlayacaktır. Hazreti Musa aleyhisselam ile Hazreti Hızır hikayesinde salih adamın yetim çocuklarına yapılan iyiliği düşünebiliriz. Allah Teala şöyle buyurur. Duvar ise şehirde iki yetim erkek çocuğa aitti. Duvarın altında onların bir hazinesi vardı. Babaları da iyi bir kimseydi. Rabbin onları ergenlik çağına ulaşmasını ve Rabbinden bir rahmet ortak olarak hazinelerini çıkarmalarını istedi. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. Ahirette Allah Teala onları onurlandırarak babaları yanına götürecektir. Allah Teala şöyle buyurur. İnanan soyları da inançta kendilerine uyan kimselere soylarını da katarız. Onların işlediklerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazancına bağlıdır. Şunu bilmeliyiz ki şehitlerimizin fedakarlıkları vatanın alnında ve her sadık Mısırlının alnında bir taçtır. Bu fedakarlıklara vefa göstermemiz için her birimizin kendi alanında bir savaşçı olması gerekir. Ordumuz, polisimiz ve diğer ulusal kurumlarımızın arkasında durup tek el olmalıyız. Ulusal kurumlarımızın toplum için emniyet vakfı olduğunu vurgularken aşırı ve terör grupların çağırdığı fitne ve düzensizliğe karşı çıkmamız gerektiğini belirtiyoruz. Bu varlıklar ve bu aşırı gruplar din ve devlete saldıran büyük bir tehlikedir. Bunlarla yüzleşmek ve aşırı ideolojisini ortadan kaldırmak dini, milli ve insani bir görevdir. Yüce Allah'tan şehitlerimizi rahmet dileriz ve Rabbimiz sevgili Mısır'ımızı, onun ordusu, polisi ve çocuklarını tüm kötülüklerden korusun.